Bu parçadaki noktalama yanlışının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın manyetik kutuplarının geçmişte defalarca yer değiştirdiği biliniyor. Buradaki dünya arkadaşlar terim anlamda kullanıldığı için kendisinden sonra kesme işareti gelmesi gayet doğru. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar Gayet güzel özne, özneden sonra virgül gelmesi doğru. Manyetik kutupların yer değiştirmesinin görece çok kısa zaman aralıklarında gerçekleşebileceğini söyledi. Gayet doğru. Nokta geldi. Fakat arkadaşlar, Kaliforniya Üniversitesi'nde derken burada kesme işaretine gerek yok. Niçin kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Kaliforniya Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde derken arkadaşlar İstanbul Lisesi'nin derken buralarda kesme işaretine ihtiyaç yok. Bu yüzden bu şekliyle baktığımızda cevabımızın Adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Doktor Lee, Sagnotti ve arkadaşlarının Science Journal'da yayınladıkları sonuçlara göre 780 bin yıl önce gerçekleşen son yer değiştirme doğru 100 yıldan daha kısa sürede meydana geldi nokta geldi doğru arkadaşlar özel isme gelen çekim eki de kesmeyle ayrıldı bu da doğru yüklemden uzak kalmış öznenin virgülle ayrılması hayır kısaltmalardaki noktanın yanlış kullanılması gayet doğru doktor derken zaten e, kısaltma yapıldı ve nokta konuldu eser isminin tırnak içinde verilmemesi hayır gerek yok çünkü zaten kesme geldi tür ve takım adları ayrılırken noktalı virgül kullanılmaması Hayır burada da böyle bir yanlışlık yok. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olacak. Bu parçadaki noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye'de İlk defa 2008'de gerçekleştirilen 2016 yılına kadar 2 yılda bir, 2019 yılı itibariyle 3 yılda bir hane halkıyla düzenli yüz yüze görüşmeler yöntemiyle yapılan sağlık araştırması yayınlandı. TÜİK verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin 2019'da ilk kez %21,1 seviyesine çıktı. 2019 yılında kadınların %24,8'i obez ve %30,4'ü obez öncesi dönemdeydi. Erkeklerin ise %17,3'ü obez iken %39,7'sinin obezliğin hemen öncesindeki evrede. Şimdi arkadaşlar bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasında virgül kullanıldı. Doğru. Çünkü neden bakın? 2010 2008'de gerçekleştirilen 2016 yılına kadar 2 yılda 1 daha sonra devam etti. Gördüğünüz gibi burada kesinlikle Adana şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanıldı. Mesela 17,3 derken doğru. Bunu da eliyoruz. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıldı. 2008'de derken arkadaşlar 2019'da derken tabii ki sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıldı. Tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanıldı. Öncesindeki evrededir demek istedi nokta arkadaşlar. Ee, 30,4'ü obez öncesi dönemdeydi derken nokta bu da doğru kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıldı. Burada kısaltma yapılıp da ek gelen bir sözcük yok. TÜİK var arkadaşlar kısaltmalı olarak ama kendisinin üzerine herhangi bir ek gelmediği için Edirne şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne. Bu açıklamaya göre cümlelerinin hangilerinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bu açıklamaya göre cümlelerinin hangilerinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Sporcunun unvanını hak eden kişi zeki, çevik ve ahlaklı olmalıdır diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sporcunun unvanını hak eden kişi ifadesi özne olarak kullanıldı. Özneden sonra virgüller varsa o özne noktalı virgülle ayrılır. Yani şu öncül bize biri veriyor. Bir kesinlikle doğru. Böyle bir yanlış anlaşılmanın nasıl çözüleceği konusunda herhangi bir fikri yoktu. Hangi adımları atması gerektiğini bilmiyordu diyor arkadaşlar. Bu sıralı bir cümledir. Sıralı cümlede önce virgül kullanırsınız. Virgül ihtiyacınızı karşılamıyorsa noktalı virgüle başvurursunuz. Fakat bu cümlelere baktığımızda virgül yok. Direkt noktalı virgül kullanıldı. Yanlış arkadaşlar. Noktalı virgül virgülün gölgesi gibidir. Mutlaka virgülün olduğu yerde kullanılmalı. Ama burada virgül yokken direkt noktalı virgül getirilmesi hata. İki kesinlikle yanlış. Yaşar Kemal, Talip Apaydın toplumsal gerçekçi, Mehmet Rauf, Kayan Misafa psikolojik romanlar kaleme almışlardır. Gördüğünüz gibi tür ve takım adları için kullanıldı. Yani ikinci öncül de bana şöyle 3 numarayı verecektir. Dolayısıyla üçü de eleyebiliriz. Devam ediyoruz. Ahmet Ertürk hakikatten ayrılmayan çizgisiyle sevenlerinin gönlünde taht kurmuş büyük bir senatkardır derken arkadaşlar Ahmet Ertürk burada özne, özneden sonra direkt virgül gelmesi gerekiyor. Noktalı virgül gelebilmesi için cümlenin diğer ögeleri arasında virgül olmalıydı ama yok. Direkt noktalı virgülü getiremeyiz yanlış olur. Çünkü dediğim gibi noktalı virgülün bir cümlede kullanılabilmesi için o cümlede kesinlikle virgül olmalı. 2 ve 4 yanlış cevabımız C şıkkı. Zorlamaları, yıldırma teşebbüslerini ve ahlaksız saldırıları aşmış. Bugün bulunduğu yüksek mevkiye hak ederek gelmişti diyor arkadaşlar. Burada virgül olduğu için noktalı virgül getirilmesi gayet doğru. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı veya noktalama eksikliği vardır. Televizyon karşısında çok fazla zaman geçirmek ve bilgisayar oyunları oynamak küçük çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Herhangi bir sorun yok bir de arkadaşlar. 2400 Kanadalı çocuğun incelendiği araştırmada ekran başında daha fazla zaman geçirenlerin iletişim, problem çözme, kişiler arası becerileri ve fiziksel koordinasyonu ölçen gelişim testlerinden daha düşük puan aldığı tespit edildi. Kanadalı derken yapım eki gördüğünüz gibi kesmeyle ayrılmaz. 2000 derken bin ve trilyon milyon gibi sözcükleri yazıyla yazabiliyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. İkide de herhangi bir sorun yok. Araştırmacılar çocuk gelişiminin yaşamın ilk 5 yılında hızla ortaya çıktığını belirtti. Cümlem bittiği için nokta geldi arkadaşlar. Özneden sonra da virgül geldi. Yükleme uzak düştüğü için 3 de kesinlikle doğru. Küçük çocuklar ekran başındayken kişiler arası motor ve iletişim becerilerini uygulama ve ustalaşmaya ilişkin önemli fırsatları kaçırabilir diye ekledi. Kaçırabilir dedi. Burada gördüğünüz gibi tırnak açılmış ama e, tırnaktan sonra gelen işaret tırnağın içinde olmalı. Burada herhangi bir noktalama işareti göremediğim için noktalama eksikliği var arkadaşlar. Bir nokta eksikliği var. Bu yüzden buraya nokta gelmeli. Cevabımız bundan dolayı denizli şıkkı olacak. Araştırma yazarları çocukların ekran saatlerini sınırlandırmayı sağlayan kişiselleştirilmiş medya planını geliştirmek için sağlık uzmanlarını ailelerle birlikte çalışmaya çağırdı derken doğru. Arkadaşlar bir söz öbeğini ya da sözü vurgulamak için tırnak kullanabiliyorsunuz. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Sonar televizyonda su altı araştırmaları ile ilgili belgeseller izlerken sık sık duyduğumuz bir aygıt adı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, Aygıt adı dır. dediği için de buraya kesinlikle nokta gelmeli. Dır bildirme ek yani ek eyleme ki düşürüldü. Ama yine de nokta gelmesi için mani değil. Düşürülebiliyor biliyorsunuz. Buraya nokta gelecek. Adını İngilizce'de son navigasyon and Ranging sözcüklerinin ilk harflerinden alan bu aygıt dilimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi yabancı sözcükleri ya da vurgulamak istediğimiz sözcükleri nasıl gösterebiliyoruz? E, tırnak içerisinde gösterebiliyoruz. Gayet doğru. Dilimizde deniz radarı olarak biliniyor. Yine vurgulamak istedi. E vurgulasın sorun yok. İki tırnak getirmemiz gerekiyor ama. Devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında deniz altıların yerlerini belirleyebilmek amacıyla geliştirilen sonarlar. Tamam. Günümüzde batık gemilerin bulunması, denizdeki derinliklerin ölçülmesi, balık sürülerinin yerinin belirlenmesi ve su altı haritalarının çıkarılması gibi pek çok alanda işimize yarıyor. Arkadaşlar ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesini belli etmek adına noktalı virgüle ihtiyacımız var. Buraya da kesinlikle noktalı virgül gelecektir. Devam ediyoruz. Peki, peki, evet, hayır, onay, red gibi sözcüklerden sonra virgül kullanmamız gerekiyor. Sonarların bunları nasıl yapabildiğini merak ediyor musunuz? Soru işareti gelecek sona. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar cevabımızın Adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada kullanılan virgüllerle ilgili birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Böyle bir şeyde arkadaşlar sıralı cümle diyorsa birden fazla yüklem bulmamız gerekiyor. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. Metin içinde ard arda gelen zarf fiildeki almış kelimelerden sonra konur diyor. Evet eş görevli sözcük sıralı cümle. Yükleme uzak düşmüş özne, ara söz ve en az iki tane zarf fiil eki Olmuş olması gerekiyor. Bakalım. Tahmin yapmak gözlemlerle başlar. Bunun çeşitli yöntemleri vardır. Şimdi başlar benim bir yüklenme evet. Vardır benim için bir yüklenme evet. İki tane yüklemin arasına virgül gelmiş. Bu arkadaşlar sıralı cümle demektir. Şöyle ikiyi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yer gözlemleri ve yüksek atmosfer gözlemleri olarak sınıflandırabiliriz. Havanın sıcaklığı, nemi, rüzgar durumu, rüzgarın yönü, basınç durumu, bulutlanma, yer sıcaklığı ve yerin durumu ile ilgili her türlü meteorolojik parametre ölçülür. Bakın şimdi. Havanın sıcaklığı, nemi, rüzgar durumu, rüzgarın yönü, basınç durumu, bulutlanma, yer sıcaklığı ve yerin durumu. Bütün bunlar eş görevli sözcükler değil midir arkadaşlar? Şöyle eş görevli sözcüklerdir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Eş görevli kelime gruplarının arası ya da eş görevli kelime gruplarıdır. Havanın sıcaklığı birden fazla kelimeden oluştuğu için fark etmiyor. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Biri de ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu bilgiler sistemlerimiz tarafından toplanıp değerlendirilir ve meteorolojik haritalar oluşturulur. Ne değerlendirilir? Bu bilgiler ne sorusu beni az neye götürür? Bu bilgiler ifadesi öznedir ve buradaki virgül yükleme uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur. Bu yüzden üçü de eliyoruz. E, bu haritalar analiz edilerek alçak basınç merkezleri, yüksek basınç merkezleri, izobarlar, konturlar ve cepheler analiz edilir. Şimdi alçak basınç merkezleri, yüksek basınç merkezleri, izobarlar, konturlar ve cepheler bunlar da eş görevli kelime ve kelime gruplarıdır arkadaşlar. Şimdi 4 ve 5 ile alakalı bir şey göremedim. Cevabım E şıkkı olur.